Evet arkadaşlar, canlı yayınımız başladı. Tolga da gelsin. Birlikte canlı yayınımızı başlatıyoruz. Şu anda benim sesimin dışında bir ses var. O ses Vodafone sözcüsü Gökhan Bey toplantı yapıyor basın mensuplarına. Yeni cihazı Vodafone Smart Ultra 6'yı tanıtıyor arkadaşlar. İsterseniz görmek ister misiniz? Nasıl bir toplantı oluyor? Korsan yayın yapalım mı? Aynen bir korsan yayın yapalım. Bir dakika. Burada Vodafone'dan da arkadaşlarımız var. El sallıyorlar. Şöyle bir korsan yayın yapalım. Şu perdenin arkasında bunun gibi birçok kamera servis, pazarlama ve satış aktivitemize de devam ediyor. Ve bunların neticesini de hızla almaya devam ediyoruz. Ben çok kısa size bundan birkaç hafta önce açıkladığımız finansal mali sonuçlarımızdan bahsetmek istiyorum. Vodafone hakkında bazı bilgiler geçtiğimiz 2014-15 dediğimiz Mart itibariyle sona yaklaşırken dönemde tam 7.5 milyar TL'lik toplam ciroya ulaştık Vodafone Türkiye olarak. Ki bu baktığınızda %17'lik bir artışa karşılık. Şimdi gel Tolga, biz biraz daha gidelim. Evet. El sallamak ister misiniz canlı yayına? Peki. Gel Tolga. Şimdi burada duralım. Tolga, içeride Vodafone CEO'su bir açıklama yapıyor. Bu açıklamada bir fiyat performans canavarı telefon demiştik. Ve o fiyat performans canavarı şu an Tolga'nın cebinde. Yani içerideki basın mensuplarının herhangi bir bilgisi yok. Ama o telefonu Tolga bir şekilde edindi. Tolga nerede o telefon? Gel abi onu bir masaya yatıralım. Tolga şimdi değerli arkadaşlar ne yapalım? Buraya bırakalım mı telefonu? Şöyle bir durduralım arkadaşlar, telefon bu. Telefonu ben Tolga'nın marifetli ellerine bırakayım. Şimdi bu telefon hakkında merak ettiklerinizi sorun, biz size cevaplayacağız. Bütün sorularınızı yanıtlayacağız. Önce Tolga, benim sana bazı sorularım var. Tolga da buradayken sorun, bu bir fiyat performanslı canavarı. Evet, yani fiyatını ben birazdan söyleyeceğim. Şimdi kendileri açıklamadan biraz beklemek istiyorum. Ama gerçekten özelliklerini söyledikten sonra fiyatını tahmin ettirelim arkadaşlara. Fiyatını ne kadar doğru bilecekler merak ediyorum. Ama gerçekten fiyatına göre çok 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 performanslı ve yüksek teknik özellikler sunan bir telefon. Telefonu çaldık mı biz Tolga? Telefonu çalmadık. Edindik. Onu öyle soruyorlar çünkü. Şimdi işlemciyi merak ediyorlar. İşlemcisi ne? 8 çekirdekli Snapdragon 615. 64 bit desteği de var. Utku diyor ki ekran Full HD mi? Evet, Full HD. Telefonu biraz gösterelim şöyle. 5.5 inç Full HD bir ekran. Telefonun var. Adı ne? Engin soruyor. Vodafone Smart Ultra 6. Android sürümü nedir? Android 5.02. Android 5.02. Evet, Lollipop. Çok iyi. İşlemcisini yine soruyorlar. Ve fiyat aslında, herkesin en çok merak ettiği şey fiyat. Fiyat arkadaşlar, ilk bir ay ön sipariş verirseniz 699 TL'ye bu telefonu alabiliyorsunuz. Daha sonra 899 TL. Belleğini soruyor. 2 GB RAM var. 16 GB dahil depolama var ve hafıza kaydını arttırabiliyorsunuz. Kamerası 13 megapiksel ana kamera. Ön kamerası 5 megapiksel. Gerçekten güzel fotoğraflar da çekiyor. Zaten detaylı incelemesini de yapacağız. Hani gerçekten her açıdan üst seviye bir telefon. En sevdiğim özelliğe geliyorum arkadaşlar. Bataryası 3000 mAh ve yani, hızlı şarj özelliği var. Aynen, biraz kurcalayalım mı telefonu? Kurcalayalım. Fiyatı çok beğenen takipçilerimiz var. Neden 5.1 değil demişler. Güncelleme alacak mı hızlı bir şekilde? Ya Vodafone'a biz ben sordum, güncellemeleri hızlı bir şekilde vereceğiz dediler. Yani hani güncelleme desteği alacak telefon. SD kart girişi var mı? Var var. Dedik ayrıca. Aynen. Yavez demiş ki SD kart girişi varsa çok iyi olur. Yiğit diyor ki renkleri ne abi? Ya o konuda sendeki bize bir bilgilendirme olmadı ama gri bu. Füme gibi. Yok, füme değil. Volkan Aktaş diyor ki Android kaç yüklü? Android 5.02 Lollipop arkadaşlar. Şuradan hemen gösterelim size de. Evet. Siz telefonu görmeye mi geldiniz? Size de bir telefon seçelim. Canlı yayındayız.
Stok Android mi var telefonda demiş. Varsayılan Android arıyoruz. Evet. Google'ın kendi launcher'ı var. Kübra diyor ki G3 mi alayım, bunu mu alayım? Bu telefon daha iyi. Gerçekten mi? Ya bu telefon şu an alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi fiyatına göre baktığımızda. Gerçekten evet. Fiyatı çok iyi. Ve hani baktığınız zaman pil ömrü çok güzel. Ben dün bayağı bir kurcaladım. Hani bu çekim ölçüsü. Bu arada yayının donduğuna dair bir şeyler var ama biraz istersen böyle şeye doğru, Wi-Fi noktasına doğru yaklaşalım. Çünkü ne olur ne olmaz diye. Şuradan böyle yayınımıza devam edelim. Bu arada gel, şöyle çok güzel bir stand var. O standı da görmüş olalım. Burada şimdi soruları yine yanıtlamaya devam ediyor. Bükülüyor mu demiş mesela? Yok, bükülmüyor. Telefon. Bir dene bakayım abi, bükülüyor mu? Yok. Ciddi ciddi şiddet uyguluyor musun şu anda? Canlı yayında. Bu arada şöyle bir his de en fazla yani, bir kadar bükülüyor. IPS mi ekranı diyor? Günay IPS. Soruyor. Artık IPS olmayan ekran mı kaldı? Ya amelet ya IPS arkadaşlar. Volkan Aktaş diyor ki hayvan gibi şey yapıyormuş ya. Ben bu telefonla ilgili başka güzel bir şeylerden bahsedeyim mi? Tabii tabii lütfen. Kamerayı çok merak ediyorum mesela ben şahsen. Cidden görmedim, kullanmadım. Sende bu telefon. Temizleyelim. Zenfone 2 alacaktım, iptal oldu diyor. Buna bir şans verin arkadaşlar. Mesela şimdi şöyle kaçak fotoğraf çekiyoruz. Mata rahmet diyor ki kaç GHz? Snapdragon 615 arkadaşlar. 1.5 GHz'ın içer. Emin diyor ki malzeme kalitesi nasıl? Şöyle söyleyelim. Yeterli. Yani fiyat ve performans oranına baktığımız zaman güzel bir malzeme kalitesi var. Hissediyorsunuz. Yani şık duruyor. Masanın üstünde şöyle durduğunda hani baktığınızda zaten burada da var. Burada telefonu çalarken yakaladık. Telefonu çalıyorlar galiba. Bu arada burası Vodafone Smart 6. Şöyle özelliklerini göstereyim. Yani bu donma sorunu galiba bizle alakalı değil. Hani bir başka telefondan da şey yapalım belki. Aynısına rağmen. Çünkü periskopun sonuçları bazen kaldıramayabiliyor. Özelliklerini şuradan göstermiş olalım. 5.5 inç Full HD ekran. 3000 mAh batarya, ki batarya gerçekten çok önemli bizim için. Qualcomm'un Quick Charge teknolojisi var. Tolga, hızlı şarj. Evet, hızlı şarj çok önemli bir teknoloji. Şöyle söyleyeyim, 3000 mAh'lik bir batarya, 1 amperlik şarj aletiyle 3 saatte şarj olur arkadaşlar. 3 saat kimse beklemesin, hızlı şarj olsun. Ne kadar sürede şarj olur mesela? Yani bunun gibi telefon ortalama 1 saat içerisinde tam şarj olur. 1-1.5 saat içerisinde olur. Ama hani hızlı şarj kendi adaptörle kullandığınızda o biraz daha düşebiliyor. Yayın dondu diye bir şey var. İstersen sen yani kontrol et bir başka modelden. Ben de şöyle şu ekrana göstermiş olayım. Arka kapak çıkıyor mu gelir? Ben bu telefonu sana vereyim. Sen telefonu. Şimdi arkadaşlar telefonu şöyle ben size yakından göstereyim. Çerçeveleri ince, ele çok rahat oturuyor. Hani baktığın zaman 5.5 inçlik bir böyle tek elle çok rahat bir şekilde kullanabildiğiniz bir telefon. Şu anda telefonla ilgili özellikleri tekrardan okuyalım. İstersen şey yapalım mı? Bir, içeri mi geçelim? Aynen aynen, gel bir korsan yan yapalım. Tamam, korsan yan. Cihazın tanıtım var. Biz yine bir korsan yayın yapacağız. Müsaade varsa. Dijital dönüşümün çok hızlı bir şekilde devam ettirilmesi lazım. Ancak bu şekilde günümüzün sosyal ve ekonomik ortamındaki gelişmesini sürdürebilir. Ve bunun da olmazsa olması tabii ki akıllı cihazlar. Akıllı cihazlar dediğimizde hem telefonlardan bahsediyoruz hem tabletlerden bahsediyoruz. Ve bildiğiniz gibi şu anda gittikçe yükselen bir de giyilebilir cihazlar var. Bunlardan bahsediyoruz. Ve biz Vodafone olarak Türkiye'nin dijital dönüşümünün liderliğini yapıyoruz. Beyefendi, ve bu liderlik yolunda da yeni model hakkında bilgi verip biraz susacağım. Beyefendi dinleyeceğiz. Çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz bunun tarihçesinden size bahsetmek istiyorum.
Ben o sıralarda bu şirkette değildim ama Gökhan Bey'in de bahsettiği gibi bundan 5 sene önce Ağustos ayında ilk defa operatör markalı bir şirket Türkiye'de yapıldı. Bununla birlikte Türk tüketicilerinin teknolojiye kavuşmalarını daha hızlandırmak istedi. Arkasından gel bakalım şimdi. Kors'tan yayın yapıyoruz arada. Hadi tekrar. Birkaç soru daha var. Cihaz nerede? Cihazı şurada gösterelim. Tekrar özelliklerini soranlar olmuştu. Özellikler şöyle: Vodafone Smart 6 5.5 inç Full HD ekran, 3000 mAh batarya, Qualcomm'un Quick Charge teknolojisi var, yani hızlı bir şekilde şarj oluyor. 13 megapiksel arka kamerası var, 5 megapiksel ön kamerası var, 8 çekirdekli 1.5 GHz 64 bit işlemci var, burada yazılmamış, 4G desteği de var sevgili izleyiciler. Yayının takıldığına dair böyle çok sayıda sorun var ama senin telefon... Ya bir sıkıntı yok çünkü başka... izliyorlar aslında ama troll olabilirler anladığım kadarıyla. Kontrol ederler de bence. Ya, sıkıntı yok ama yani belki kendi internetlerinden de sıkıntı olabilir. Evet evet. Peki Tolga. Evet. Birkaç soru oldu. Pil çıkarılabilir mi? Deneyelim. Çıkarılamaz yani diye biliyorum. 3000 mAh. Ya bu arada pilin çıkı olması ne kadar önemli? Çok bir önemi yok ya. Arka kapak açılmıyor gibi duruyor. Açılmıyor. Değil mi? Pil çıkmıyor. Zaten ya 3000 mAh batarya sarf etmez ki kolay kolay. Yani evet. Bir ya de... Snapdragon 615 hızlı şarj oluyor. Bir de hani pili de çok yormuyor. Yani bir 800-810 olsa hızlı güç tüketir ama yani bu çok... Ses kalitesini merak ediyorlar Tolga. Ses kalitesi şimdi nasıl? Şimdi hani kısa bir süre kullandım. Bir sıkıntı yaşamadım. Hani bir sorunu yok. Ben farklılıklarını söyleyeyim. Bu telefonu satın alırsanız mesela Digiturk Play sadece 3 ay boyunca 5 liraya, ayda 5 liraya kullanabiliyorsunuz. Vodafone TV ücretsiz, bir süre ücretsiz. Spotify kampanyasından yararlanabiliyorsunuz. Ya bu Spotify kampanyasına çok efsane. Çünkü sen para veriyor musun? Kullanıyorum ben Spotify. Ben de para veriyorum. Ayda 10 lira tamamen çok fazla bir şey. Ben Vodafone'lu olduğum için Vodafone'dan yararlanıyorum. Evet. Bir paketi var. Hem evet. Ayda 1.5 GB internet veriyor. Far Cry'de ki hoparlör arkada mı? Şurada. Hoparlör burada arkadaşlar. Flash'ı bir gösterelim abi. Flash orada. Bir mikrofon da arkada galiba. Evet, bir tane burada var. Bir de birden fazla mikrofonla anladığım kadarıyla. Bir hani tane bu, altta. Evet. Çünkü hani gürültüyü engellemek için. Evet. Farklı'nın da cevabını vermiş olduk. Ya Sezer diyor ki arkadaysa alınmaz diyor. Sence bir hoparlörün arkada olması çok büyük sıkıntı mı? Şu anda çoğu telefonun hoparlörü arkada. Evet, telefon mesela alarm kurdunuz. Sabah böyle durduğunda birebir telefon yere yapışık durumdayken ses biraz kısılabiliyor ama tam ters koyarsınız. Bir sıkıntı olmaz. Peki Zenfone 2 alacaktık. Herhalde onu bırakıp bunu alacağız diye şimdi yorumlar. Şöyle geliyor. Düşünelim. Bu telefon ön sipariş verirseniz 99 lira gibi, yani 700 lira gibi bir fiyat var. Hani Zenfone'dan iki kat neredeyse ucuz. Baktığın zaman teknik özellikleri de gerçekten güzel ve çok farklı bir şey yok. Bir RAM farkı göze çarpıyor. RAM de hani 4 GB olmasa da olur. Bu arada şey diyor, üreticiyi söyleyin diyorlar. Bir üreticiyi söylemek ister misin? Vodafone'un bir iş ortağı var. Bu iş ortağı da ZTE. Evet. ZTE gerçekten çok büyük bir şirket. Çok büyük Ar-Ge imkanları var. Ve o imkanlarla beraber Vodafone da böyle bir ürünü duyuruyor. Gerçekten ciddi bir fiyat. Yani gerçekten çok avantajlı. Ön siparişte 699 lira gibi bir fiyat alıyorsunuz ama ön siparişte almayacağım, ben daha sonra alacağım diyorsanız 899 TL gibi bir fiyat söz konusu. Ön kamerası geniş açılı diye sormuş. O da çok önemli çünkü. Geniş açılı 5 megapiksel. 5 megapiksel ön kamerası var. Geniş ve güzel. Oyun performansı, bak Erdem'in çok güzel bir sorusu var, diyor ki oyun performansı nasıl alınır? Erdem. Oyun performansı şöyle. Önce Erdem'e bir selam göndeririz. Selam Erdem. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Oyun performansı şöyle. Snapdragon 615 işlemcisi. Zaten güçlü bir işlemci ve 8 çekirdekli Adreno 406 grafik işlemcisi var. Oyunlarda Full HD ekranda güzel bir performans sunuyor. Nereyi çekiyorsunuz? Şu anda bulunduğumuz yer Vodafone'un Maslak'taki binası. Buraya bir basın daveti
yaptılar. Biz de basın olarak buraya geldik. Böyle canlı yayınları sık sık yapalım istiyoruz. Evet. Bu da o canlı yayınlardan bir tanesi. Bu arada Periskop'ta şöyle bir şey daha başlatalım istiyoruz. Bizim takipçilerimizle de yapalım. Evet, güzel olur. Yani mesela bir takipçimizi alalım. O da gelsin mesela. Şimdi bir tane aday var. O teklif etti. Evet. Bu arada sizin basın kartı var mı demiş Yaves. Senin var mı? Yok. Benim de basın kartım yok. Yani zaten o basın kartı şey için hani belediye otobüslere indirimli bineyim. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Şu an nickini okuyamadım. Fiyata göre cihaz iyiymiş diyor. Ya gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hani baktığınız zaman bu fiyata bu özellikleri almanız bizim için bir şans yani. Hani gerçekten burada goy goy yapmıyorum. Çok net söylüyorum. Hani bu fiyata bu özellikler kaçırılmaz. Alın yani. Herkes alsın yani. Değil? Bak ama şöyle bir güzel bir şey geldi. Fatura almazsak bize en son ne olur diyor. Biz pazarlık yapalım mı Vodafone ekibiyle? Ya normal olarak yani bir fiyatta zaten adamlar kaça düştü ya? 690. El insaf arkadaşlar, 8 çekirdekli Snapdragon 615, 3000 mAh batarya. Bak şimdi bu tip özellikli telefonlar oluyor ama bataryadan kısıyorlar, başka özelliklerden kısıyorlar. HD ekran koyuyor. Bu hem full HD ekran hem bataryası 3000 mAh hem de Snapdragon 615 var. Yani el insaf daha ne kadar bir soru var. General Mobile ile kıyaslasak nasıl olur? İstersen bu telefon o telefonu doğrar. Acımasız oldu tamam. Böyle peki. Ne yapar biliyor musun abi? Bu şimdi tam durur yani öyleyse. Peki Tolga abi tasarımı beğendin mi demiş. Ben beğendim. Ben her şeyini beğendim telefonu. Beğenmediğim bir özelliği yok. Telefon kaç gram? 150 gram mıydı? Ya speklerinde o yazmıyordu. Açıkçası global bir şey olduğu için onu henüz öğrenemedik ama detaylı incelemedi onu söyleyeceğiz. Zenfone 2 mi Smart 6 mı? Bir soru geldi. Şimdi yarı yarıya fiyat farkını düşünürsek yani fiyatsızlığı çok önemliyse Smart 6 tabii ki de. Evet, özellikleri iyi, güzel de telefon neden şekilsiz demiş birisi. Bence gayet şık. Olumsuz önerileri de böyle paylaşalım. Hani böyle bir dakika. Bir gösterelim. Aslında çok da şey, ben size şunu söyleyeyim. Hani masada oturduğunuz zaman, masaya koyduğunuz zaman biraz Apple'ın böyle bir popüler telefonlarının da andırıyor ne yalan söyleyeyim. Ya esasen her telefon birbirine benziyor. Telefon üçgen mi yapacak? Ne yapacak abi? Ya aslında bir telefon tasarım yarışması yapsak. Farklı düşünsene böyle Illuminati gibi şey çıkıyor. Üçgen telefon. Şeyi soruyorlar abi. Malzeme kaliteli mi? Bence kaliteli, güzel. Ve hani optimum denge sağlanmış. Yani telefon ağır değil. Evet. Elle çok rahat oturuyor ve elde kalitesiz bir izlenim uyandırmıyor. Home tuşu güzelmiş diyorlar. Bir home tuşu gösterebilir misin? Home tuşu tam şurada arkadaşlar. Şöyle mavi, masmavi. Sanal bir tuş ama değil evet. Mi? Evet. İnceliği, Barış diyor ki ne kadar ince. İstersen bir göster. Başka bir telefon varsa istiyorsan bir kıyasla hani ona kadar buna kadar. Note 4 mu elindeki? Evet. Note 4 ile kıyasladığın zaman benzer. Evet. Bir soru daha geldi. 1080p video izlerken donar mı? Bu 4K video bile izletir. Abi diyor Ahmet Bayraktar diyor. Enteresan bir soru. 700 liraya kaliteli malzeme inandırıcı değil diyor. Ya zaten şöyle yapalım. Şöyle yapalım Tolga. Bir dakika. Ön kameraya ben de çıkabilir miyim? Ben de meşhur olmak istiyorum. Tabii abi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Biz bu telefonu bugünden itibaren kullanmaya başlayalım Tolga. Sen de bir UKT yap. Tabii. Ha. Yani UKT'de işte malzeme dayanıklı mı? Düşürdük ne oldu? Giderek yavaşlıyor mu? Hani çünkü birçok telefonu ilk aldığımızda hakikaten böyle bomba ama bir süre sonra sıkıntı. Benim bunda neden korkum yok? Referans Android yazılımı yüklü. Yani bir arayüz olmadığı için kullandıkça yavaşlamaz. Yani bir Nexus nasılsa bu da öyle kullanılır. Hani güncelleme gelir gelmez orası Nexus kadar Arman etkili değil. Arman diyor ki SD kart takılıyor. Takılıyor arkadaşlar. 16 GB dahili hafızası var. 2 GB RAM'i var. Snapdragon 615 8 çekirdekli işlemcisi var. SD kart takabiliyorsunuz. 3000 mAh batarya ve hızlı şarj teknolojisiyle beraber ekranda 5.5 inç Full HD. Ayrıntılı inceleme talep etmişler. Ayrıntılı yapacağız. İnceleme yapacağız. Yani bir sürü test yazılımı kuracağız. Aldığı puanları çok özür dilerim. Aldığı puanları da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Arayüz kötü değil mi? Menü berbat bence demiş Volkan Aktaş'ım. Yani, sen ama Android'in bakalım. Bir bakalım. Şöyle biraz. Burada uyarılar. Mesela bir uygulamaların olduğu bir şeye geçelim.
üzerine satış fiyatı. Fiyatını merak edenler varsa tekrar hatırlatmış olayım. Ön satış fiyatı 699 TL. Bu referans Android yazılımı arkadaşlar. Bir de bunu güncellenebilirler değil mi istedikleri çok gibi? Çok rahat güncellenir bu. Yani güncelleme gelirse. Ya benim Samsung Galaxy S6 da yapamadığım bir şey acaba burada var mı? Numaraları göstermiyor. Numaraları göster ya. Böyle bir şey var mı ya? Ben size bir şey sorabilir miyim? Siz insanlar ne bekliyor bir telefonda? Onu merak ediyorum. Yani takipçilere. Takipçilere. Ey takipçiler. Evet. 700 liraya, 699 liraya adam size 8 çekirdekli Qualcomm işlemci, 5.5 HD ekran, şu bak şu. 3000 mAh bir de batarya veriyor. Hala ne istiyorsunuz? Daha ne istiyor? Daha şimdi ne yapması gerekiyor? Şöyle bir soru daha var. Vodafone'un orada entegre uygulamaları var. Ben onu silebiliyor muyum demiş birisi. Silebilir herhalde. Bazıları silinebiliyor. Telefon geldi. Evet, telefonum geldi. Şimdi ben mesela... Mesut teşekkürler yorumlar için kardeşim. Çok sağ ol. Şuradan bir tanesini deneyelim. Mesela şu. Evet silebiliyorsunuz. Bitti. Ama tabii silmesinler ya. Niye bunlar... siliyorsunuz ya? Vodafone'un mis gibi bir şeyi var. Baksana onlara bir bakalım mı abi? Mesela avantaj cepte var. Avantaj cepte. Avantaj cepte de ne var abi? Şey yapıyorsun. Şimdi internete bağlı değil bu. Böyle güzel fırsatlar yakıyorsun. Cep bağış var. Bu bak, Vodafone sos. TV efsane bir şey. Hem internet paketinizden harcamıyor arkadaşlar. Yani şu atıyorum. Uygulamamı. Evet. Atıyorum 4 GB internetiniz var. Vodafone TV izleyin. O 5 GB ve 4 GB kotanızdan gitmiyor. Bu arada bak atölyesi diye bir kullanıcı çok güzel bir soru sordu. Ben Vodafone abonesi değilsem bu telefonu kullanabilir miyim? Kullanır. Kullanıyor değil artık mi? Artık operatör telefonları SIM free oluyor genellikle. Aynen. Başka hangi uygulamalar var daha bunlara bakalım. Abi en bombası telefonla beraber Spotify geliyor. Daha ne olacak? Ya hakikaten ya. Dödüm Spotify geliyor. Ciddi ciddi ben her 10 lira veriyorum abi. Bu arada Apple da öyle bir şey yapmış. Bakalım hangisi ama Spotify biraz daha önde diyorlar. Aksesuar desteği nasıl demiş abi? O konuda işte paralel kaçak yayın yapabilseydik bir orada tanıtılacak gibi. Deneyelim mi? Bir daha gireyim çıkayım. Bir kaçak yayın daha yapayım. Korsan yayın yapacağız. Bir yatırımımızı sosyal alanda yani sanat alanındaki yatırımımızı da birleştiriyoruz. Ahmet ve Usta, Vodafone Smart 6 sponsorluğunda 6 tane Harbi Açık Hava konserine destek oluyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi Ajda Pekkan'dan Kenan Doğulu'na pek çok sanatçının yer aldığı bir konser serisi olacak bu. Dolayısıyla sosyal yatırımlarımız da hız kesmeden şimdi devam ediyor. Durumları okuyoruz da kameraman şöyle bir şey var. Vodafone Red üyelerine biz kaçak yayın yapıyoruz ama sorun yok. Kameralar yapıyorsunuz. Biz telefonla kaçak yayın yapıyoruz. Evet benim umarım yeteri kadar cevap. Çok özür dilerim kızlar. Tolga Bursan yayınımız. Tolga Gorilla Glass mı? Çocuklar gibi sen gördüm abi seni. Ben bugün çok neşeliyim. Ramazan başladı ya ondan. İftar. Ahmet Usta içeriden bize yorum yazıyor bu arada. Telefon ne zaman gelecek o bilgiyi ver. O da önemli bir bilgiydi. Söyledin mi? Ne zaman gelecek? Tabii söyledim. Ne zaman gelecek? Temmuz'da diye bilgi verdim. O zaman Temmuz'da görüşürüz bana diye gidiyorum. Temmuz'a bir şey kalmadı ya. Bir arkadaşlar sonra telefonu ön sipariş verin alın. Ön sipariş verin, alın. Yani, kulaklığı nasıl diye bir şey var. Kutusunu açmadım. Yani bize normal telefon şöyle. Bunun yani, bir unboxing'ini yapar mıyız? Yaparız. Aynen. Ben bunun detaylı incelemesini de çekeceğim. Kullanacağım mukadesini. Gerçekten benim en çok yaşadığım sıkıntı ne arkadaşlar biliyor musun? Pil. Ben bütün gün bir elimde notebook, bir elimde telefon. Sürekli online'ım. Biliyorsunuz işimiz bu. Ve pili biten telefon beni artık germeye başladı. Bu telefona gerçekten güveniyorum pil konusunda. Çünkü Snapdragon 615 gerçekten az güç tüketen bir işlemci. Ve 3000 mAh batarya, referans Android arayüzü, Full HD ekran. Bunlar az güç tüketen etmenler birleşti mi batarya ömrü olarak güzel olacak. Ben seni çekeyim abi sen görüşlerini anlat. Olur. Olur. Ve top Hakkı Alkanlı. Aynen. Varsa soruları cevaplayabilirim. Şimdi şöyle. Mesela amiral gemi telefonlar oluyor. 3000 liraya yakın. Bunların tutkunları oluyor. Ama bir de şöyle bir şey var Tolga. Yani mesela telefona bu kadar para vermek istemiyor.
ama akıllı telefonun bütün özelliklerinden faydalanmak istiyor. Böyle insanlar var, çok sayıda. Mesela benim ailemden çok insan var. Onlara verebileceğin telefon hangisi? Bunun cevabını iyi vermemiz lazım. İşte o ne olabilir? Vodafone. Bu olabilir. Smart 6 olabilir. Neden? Çünkü 64 bit bir işlemcisi var. O işlemciyi seviyorum. Mesela bizim en yeni amiral gemi telefonlardaki işlemciler bazen ısınabiliyor. Ama buradaki işlemciyi gene bir test edeceğiz. Zorlayacağız. Ne yapıyor? Ne? 615 çok ısınmıyor. Güzel işlemci. Yani evet. Oyun falan da oynayacağım. Evet. Mesela Dominations falan oynayalım bununla. Tam performans mı? Mesela Dominations'ı ben Samsung Galaxy S6'da oynadığımda bildiğin yani makine ağlıyor. Yani ağlıyor, inanamazsın. Şimdi gene bunda oynarız. Sen detaylı testleri de yaparsın. Bunları söyleyebilirim. Aksesuar desteğine de bir bakmamız lazım. Fotoğraf kalitesi çok önemli. Her ne kadar tamam uygun fiyatlı bir telefon alıyor ama yine de iyi fotoğraf çekmek istiyorlar. Yine o fotoğraf konusunda da hani çözünürlük nasıl, kalitesi nasıl, onları da seninle beraber deneriz. Şimdi güzel bir soru geldi Volkan'dan. Snapdragon 615 eski miydi mi diyor. Snapdragon 600 ile karşılaştırmayın arkadaşlar, karıştırmayın. 615 yeni bir işlemci. Yenilendi, evet, evet o işlem. Yeni çünkü işlemci. 64 bit altyapısına evet, da sahip. Yeni nesil bir işlemci. Gerçekten yeni nesil Snapdragon işlemcilerin çok enteresan özellikleri var. Mesela pil performansını yükseltiyor. Eski nesil işlemciye göre. Onun dışında bağlantı özellikleri çok iyi. Böyle de bir özelliği var. Bunun gibi çok sayıda yenilikleri var. Bir sürü de telefon geliyor bu arada. Yayında olduğumuzu görüp öyle arayan arkadaşlar var. Şu andaki yayınımız da dünya genelinde yine bir numara arkadaşlar. Ve zannediyorum bir ilk yapıyoruz anladığım kadarıyla. Bir telefon incelemesini basın toplantısında belki korsan yayın olacak ama bir ilk yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Varsa sorularınız yanıtlayabiliriz yine. Evet arkadaşlar sorularınızı bekliyoruz. Ayrıca telefonu beğenenler bir like yapsın ya. Like bombardı. Kalp. Bu arada enteresan güzel bir kitapçık var. Kitapçığa biraz bakalım mı? Bakalım. Hani ne anlatıyor? Telefonu anlatan hani Vodafone bayilerinde görebileceğiniz bir kitapçık bu. Burada nelerin ön plana çıkartıldığını da bir görelim. 13 megapiksel kamerayla beraber videonun da bir ön plana çıktığını görüyoruz. Kamera yetenekleri çok önemli. Yani insanlar hakikaten çok merak ediyorlar. Ha, renk seçeneklerini buldum. Biraz daha açık bir rengi var, gri. Yani şu elimizdeki renk siyah. Tek renk seçeneği var. Anladığım bu arada kadarıyla. Ağırlığı soruyordu arkadaşlar. Onu ama tek renk 151 gram ağırlığı varmış. Kalınlığı da 8.35. Evet evet. Yani iki tane renk seçeneği 5. var. Şimdi ben buradan bunu anlıyorum. İki renk seçeneği var. Evet. Bir böyle siyah yakın gri, evet, daha bir açık gri var. Ya da belki şey de olabilir. Hani önü siyah, arkası gri. Şimdi bu ekranla alakalı önemli bilgiler var. Mesela ses konusunda Dolby Audio. Dolby'nin olması çok güzel. Evet, evet, bu oldukça iyi bir seçenek. 16 GB'da hafızası var. Ama biz bunun micro SD, hemen şurada bir micro SD kart yuvası var. Onunla beraber yükseltebiliyoruz. 128 GB'a kadar artırabiliyorsunuz. İyi yani çünkü 128 GB. Kamerayı tekrar soruyor arkadaşlar. Kamerayı söyleyeyim. 13 megapiksel ana kamera, Full HD video kaydı var. Ayrıca ön kamerası da geniş açılı 5 megapiksel. Bak pili gene ön plana çıkartmışlar bu tanıtım kitapçığında. Uygulamalara bak, gel bakalım. Evet. Çok güzel uygulamalar bak. Vodafone TV'yi 3 ay ücretsiz kullanabiliyorsun. Dijitürk Play'i sadece 5 TL vererek kullanıyorsun. Hürriyet e-gazete, Hürriyet sevdiğimiz bir gazetemiz. E-gazete var. Normalde parayla aldığımız bir şey. Burada ücretsiz. Seslenen kitap, bu da çok değerli bir uygulama. Kitapların, hani kitap okumayayım ben falan filan diyorsanız yapmanız gereken şey sesli kitap okumak. El dergisi de varmış bak bu arada. Evet. Spotify için de %55 indirim. Bazı garip yorumlar geliyor. 3000 mAh pek gitmez diyor. Ya amiral gemilerinde 3000 mAh'ı göremiyorsun. Yani çok garip
bazı insanların yorumları var. Ya şöyle, yani gerçekten bunu bir kere cevaplamamız lazım. Çünkü canlı yayında, sosyal medyada bize her şey sorulabilir. Evet. Yani olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yani yeter ki saygı çerçevesinde olsun. Şimdi 3000 miliamper yetersiz diyorsa, şimdi belki de yaptığı işe göre yetersiz olabilir. Yani nasıl bir iş yaptığını bilmiyorum ama her zaman canlı yayın mı yapıyor acaba arkadaşımız? Hakkı Alkan'ın bana bir ders niteliğinde sözü vardı. Bir şey sormuştu. Ben de eleştirdim. Yapma abi falan demişti. Önerim var mı demişti. Alternatif yok dedim. Ve o zaman yani bu telefonumuza bataryasında bir şey diyorsanız alternatif sunacaksınız. 1000 lira altında 3000 miliamper bataryalı telefon kaç tane? Onu getirin. Yoksa çok. Yani tamam. Sıkıntı yok. Aynen öyle. Alternatifleri değerlendirin. Sonuçta biz bir basın toplantısındayız. Ve Periskop hesabımız oldukça çok takip edilen bir hesap. Bu hesap üzerinden basın toplantısını anlatalım istedik. Bu yeni modeli sizlerle paylaşalım istedik. Başka modeller olursa yine onları da tanıtmaya devam edeceğiz. Siz şunu yapın. En iyi telefonu almak için kıyaslayın. Yani ben bu telefona 700 lira veriyorum. Vodafone Smart Ultra 6. Bu telefon 699 TL'ye satılıyor. Rakiplerine bakın. Hani rakipleri ne durumda? Hatta biz sizin adınıza şunu da yapabiliriz. Rakibiyle Vodafone Smart Ultra 6'yı kıyaslayabiliriz. Aynı sahneyi iki telefonla beraber çekebiliriz. Yani şöyle yan yana iki telefonu koyabiliriz. Öyle bir setup yaptık. O setupla beraber aynı anda kaydederiz. Bakarsınız hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor. Onun dışında batarya ömürlerini kıyaslarız. Çünkü Tolga'nın çok güzel bir önerisi oldu. Bir test yazılımımız var. Ona bir güncelleme geldi. 3D Mark galiba. PC Mark yeni geldi. PC Mark oldu. Aynen. Yeni adı PC Mark mı yok, bu arada? Yok, 3D Mark da var. PC Mark da Android'e geldi. Hem batarya testi hem normal bir puan yapabiliyorsunuz. Şimdi orada batarya testi de yapabiliyoruz. O zaman hani iki telefonu kıyaslarız. O mu bu mu? O iki telefonun da bataryalarının kıyaslamalarını yaparız. Böyle bir şey Görkem ne zamanda demiş biliyor musun abi? Ne? Öyle övdün ki S5'i satıp bunu alacağım. O noktadayım diyor. Ya bak bir telefonu biz olduğu gibi anlatalım. Karar sizin. Yani biz gidin alın demiyoruz. Sadece telefonu anlatalım. Bizim işimiz size anlatmak. Biz size anlatalım. Siz telefonu gidin alın. Ama biz size doğru olanı anlatalım. Abi çünkü ısınıyor mu demiş. 4'ten bıktım diyor. Alev alacak diyor. Yani şimdi 64 bit işlemcili 8 çekirdekli Snapdragon 615 amiral gemi gibi ısınmıyor. Yani amiral gemide frekans saat hızları çok fazla. Yani neden? Çünkü deli gibi coşsun istiyor ama tasarım yani telefonu küçük yapmak istedikleri zaman soğumuyor. Ve ciddi anlamda bir ısındı. Dün yemek yiyordum Tolga. Bir amiral gemi adını vermeyeyim. Safir'de bir öğle yemeği yedim ben hızlı bir şey. Bir dürüm çaktım. Şimdi, afiyet olsun. Sağ ol abi. Abi telefon var ya, telefondan sadece yaptığım şey şu. İnterneti laptopa vermek. Yaptığım tek şey bu. İnterneti laptopa vermek. Abi telefonu elime aldım, telefon gelmiş. Yani şu kulağımı dokunduramadım, o kadar sıcaktı. Yani sebebi de şu. Amiral gemideki işlemcinin saat hızları gerçekten yüksek. Ve bu saat hızlarının sonucunda da telefon ısınıyor. Ama bu öyle değil. Yani Snapdragon 615 hakikaten başarılı bir işlemci. Birçok özelliği de barındırıyor bu arada yeni nesil olduğu için. Cengiz'den bir soru var abi sana. Abi sence sat Vodafone Smart 6 al devri başlar mı? Bence başlayabilir. Gerçekten iddialı bir fiyatı var. Yani çok aşırı bir yönlendirme yapmayayım şimdi. Ama hani telefonun özellikleri gerçekten iyi. Fena değil. Daha ne olacak? Aynen. Oldukça iyi bir özellik. Tekrardan bir fiyatı hatırlatayım mı? Olur olur. Hemen belki yayını yeni açanlar olabilir. Arkadaşlar şu anda Shift.net'in editörleri arkada Tolga Reis, ben Hakkı Reis. Öyle diyorlar. Ben de öyle söylüyorum. Vodafone'un basın toplantısındayız. Korsan yayın yapıyoruz. Vodafone şu elimdeki telefonu tanıttı. Vodafone Smart Ultra 6. Bu telefon Tolga ele geçirdi. Bir gündür Tolga'yla beraber bu telefon. Ve Tolga'nın söylediği şu. Telefon tam bir fiyat performans canavarı. Bu deneyimlerimizi sizlerle paylaşalım istedik. Telefonun fiyatı 699 TL. İlk ön sipariş fiyatı abi. Evet, ön sipariş fiyatı. Ondan sonra pahalı mı olacak? Evet, 899 TL. 200 lira zam gelecek. Evet. Hmm.
İlginçmiş bu arada. Telefonun şu anki fiyatı 699 TL. Temmuz ayında satışa çıkacak. Ve birçok da uygulamayla beraber bu telefonu edinebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz de bu basın toplantısından canlı yayın yapıyoruz. Varsa sorularınızı yanıtlayalım çünkü bitmek üzere. Telefonu bir daha bir görmek isteyenler var. Tabii tabii gösterelim böyle. Ekranı da açalım istersen. Hemen önce açalım. Özelliklerini tekrar ediyorum arkadaşlar. 5.5 inçlik IPS Full HD bir ekran var. Ekran oldukça güzel ve görüş açısı güzel. Şöyle yandan bile baktığımızda görebiliyorsunuz. Periskopumuz da var burada. İşlemcisi Snapdragon 615, 8 çekirdekli ve donanımsal olarak 64 bit destekliyor. Android 5.02 Lollipop var. Android 5.02 olduğu için yazımsal olarak da 64 bit destekliyor. Bu arada bize de, hani biz kaçak yayın yapıyoruz ya, bize de bir kaçak yayın yapıyoruz. Aa, öyle mi şimdi? Şöyle canlı yayındayız abi, selamlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Telefonu beğendin mi abi? Güzel telefon. Alır mısın? Elimdeki kamerayı bırakıp mesela alır mıydın abi? Öyle bir soru sorayım sana. Artık bu kameraların devri bitmiyor mu abi ya? Ama yok. Onlar da kendi işleri için tabii o kameraları lazım. Şu anda güzel de fotoğraf çekiyor. 13 megapiksel kamera. Ya bu arada bir başka telefonu çıkartacağım. 3000 liralık. Yapalım mı onu abi? Bir telefonu çıkartacağım. Hakikaten şey olacak, sıkıntı olacak. Yapsak mı? Şimdi tamam yapayım bak. Şimdi bak. Fotoğraf çekiyorum ve çektiğim fotoğrafı izliyorum. Bak hızlı gördünüz değil evet mi? Şu bir dursun. Arkadaşlar kalp sesi yapıyorum. Şimdi ya. Mesela bir fotoğraf çekiyorum abi. Çektim. Çektiğim fotoğrafı izleyeceğim. Evet arkadaşlar. Gelmiyor abi. Gelmiyor. Rezalet. Halen gelmiyor. Ha, yeni geldi. Yani bu telefon 3000 lira ya. Yani ya, ayıp değil mi ya? 3000 lira o telefon ya. Şu telefon. Şimdi buna bakacağız tamam mı abi? 3 kattan daha ucuz. Bize poz versinler. Vermiyorlar tam böyle iyi. Şimdi bak çekiyorum. Çektim. İzliyorum. Al. Şaka mı abi? Şak diye açıyor. Yani ne bileyim. O nedenle böyle hani amiral gemilerin de kendi sınıfında bambaşka özellikleri var. Mesela telefonun kamerasını abartabiliyorlar yani. Çok düşük ışıklarda iyi seçenekler sunabiliyor ama gördüğünüz gibi bazı sıkıntıları da var. Siz ne yapın biliyor musunuz? Kendi ihtiyaçlarınızı belirleyin. Kendi ihtiyacınız ne? Ben 3000 lira veremem. Mesela bu bir ihtiyaç. Ben böyle gecikme istemiyorum. Mesela bu da aynen bir ihtiyaç. Hani bunları net belirleyin. En iyi telefonu siz kendiniz seçin. Biz burada anlatalım. Şu anda Vodafone Smart Ultra 6'yı sizlerin ekranına taşıdık. Basın toplantısına gittik. Korsan yayın yaptık. Sizlerin sorularını cevapladık. Bizden bu kadar. En son varsa birkaç tane sorunuz. Soru şey, Melih sormuş. Onun sorusunu cevaplıyorum. Başka bir telefon sormuş. Onun adını söylemiyorum. Smart 6 bence daha güzel. Yok söyleyebilirsin. Herhangi bir şey yok. Başka bir operatörün telefonuyla karşılaştırmış. Ben Smart 6'yı beğendim. Yani biz... Ya daha tavsiye edebilirim. Peki. Abi bir yorum gelmiş Samsung'la ilgili. Samsung candır ama yazılımcıları sıkıntı demiş. Hak veriyorum. Bak donanımında herhangi bir sorun yok. Yani çok dehşet bir işlemci var. İnanılmaz güzel bir kamerası var. Çok güzel bir ekranı var. Ama yazılımla da bütünleşmesi gerekiyor. Belki de bu telefonlar yani Vodafone Smart 6 gibi Ultra gibi telefonlar belki de o yazılımla donanımın entegrasyonunun çok iyi olmasından kazanıyor. Musa Ataseven sormuş abi. Satışı ne zaman başlıyor? Tekrar. Temmuz'daymış. Vodafone'daki arkadaşlarımız haber verdiler. Temmuz'da başlıyor. Ön sipariş ettiğiniz zaman 200 liranız da cepte kalıyor. Yani telefonu 699 evet TL'ye alabiliyorsunuz. Arkadaşlarımızla gördük. Arkadaşlar grafik işlemcisi... Basın toplantısı sona ermiş bu arada. Evet şöyle genel bir insanlara da gösterelim. Evet. İşlemcisi Snapdragon 615 arkadaşlar. Grafik işlemcisi de Adreno 406 yani gayet güçlü bir işlemci ve grafik işlemci var. Abi demiş bir tanesi. Bir yazı okuma hakkı var. Niye abi yazarsın? Merak ettim arkadaşlar. Ya da geliyor. Snapdragon 615 600'den daha zayıf.
Değil, 615 daha güçlendirildi. 4 çekirdek değil, 8 çekirdek artık. Bu arada telefonun ekranı gerçekten... Ha şu özellik de güzel bak. Mesela birçok telefonu yok. Hani ekrana tıklayıp da açtırmazsan. Hmm. Güzel bir özellik değil mi? Evet, ya home tuşunu ya da ne bileyim güç tuşunu hep basmanıza gerek yok. Ya çünkü home tuşu sanal ya. Hani şuradaki tuş sanal. Hani o tuş neredeydi diye aramıyorsun. Ekrana tıklıyorsun ve ekran açılıyor. Tweet her diye bir arkadaşımız sana şey sormuş. Olayı bitiren telefon ne demek demiş. Ya olayı bitiren telefon şu. Fiyat performans canavar. Aynen. Şimdi yıl 2015. Bakın şimdi ekonomi biraz böyle değişik. Çok mu yakın bunlar? Yok. Ekonomi kurallar çok farklı. Her gün ne olacağını bilmiyoruz. Dolar bir artıyor, bir yükseliyor. Bir şeyler bekliyoruz. Şimdi siyasete de çok girmek istemiyorum. Şimdi paranızın kıymetini bilin. Paranız cepte kalsın. Bir kuruşun bile kıymetini bilmek lazım. Bir satın alma yaparken en iyi satın almayı gerçekleştirmek lazım. Telefon da bunlardan bir tanesi. Alıyoruz, bir yılda, iki yılda bir değiştiriyoruz. Şimdi bunu yaparken çok dikkatli davranın. Şifre etmek bunun için burada. Yani siz bir şeyi satın alırken, satın almadan önce biz size her şeyini anlatalım. Bütün özelliklerini, bütün performanslarını, iyi, kötü yanlarıyla beraber anlatalım ve siz en iyi kararı verin. Aslında amacımız bu. O nedenle kararınızı verirken paranıza sahip çıkın. Amacımız bu. Bu telefonda uygun bir fiyatı var. Acaba hakikaten bu uygun fiyatıyla beraber size neler sunuyor? Bu yayının amacı bu. Bunları anlatalım istedim. Ya bir de şu da önemli. Mesela bu telefon gerçekten fiyatıyla beraber piyasadaki büyük markaların 1500 liralık telefonlarıyla benzer özellikleri bizlere sunuyor. Yarı yarıya fiyatını, paranız cebinizde kalıyor. Ayrıca sizlere bazı hizmetler de veriyor. Biz açıkçası bunu seviyoruz. Bu tip şeyler rekabeti arttırıyor. Ayrıca bizi takip eden insanların cebinden daha az para çıkmış oluyor. Biz mutlu oluyoruz. Daha ne isteyebiliriz ki? Aynen bu. Son bir tane daha soru cevapladım çünkü tamamen toplantı sona erdi. Arkadaşı Japon görmüşler. Onlar röportaj yapın demiş. Gülmüş. Olur. Konuşmak isteyen varsa. NFC var mıdır diye geldi. Var. NFC var mı? iPhone 6'ya benziyor demiş. Yok, ben çok benzetemedim. Ya anım satıyor, ne yalan söyleyelim böyle bir, ama tasarım yani sonuçta bir telefonu kaç değişik şekilde yapabiliriz ki? iPhone 5S olsa satıp bunu alır mısın? Ya ekran büyük, yani ciddi anlamda bir ekran avantajınız olacak. Yani daha büyük bir ekran kesinlikle daha iyi olur diye düşünüyorum. Birkaç tane daha soru sorun arkadaşlar. Vodafone yazıyor mu bir yerde diyor. Yazmıyor. Arkada logosu var sadece. Logosu var. Onun da güzel çok bir logosu. Çok tatlı duruyor. Eskiden Manchester United'ın formasında hep Vodafone reklamı vardı. Ben ya 2000'li yıllarda falan vardı. Hala kullanmıyor. Geldi arkadaşlar. Bir de şey hani böyle yorum logosu gibi güzel bir logo var. Bence sağında solunda öyle çok ben buradayım diyen bir marka yok. Başka bir soru var mı? Onu da soralım. Ana menüsü nasıl? Ana menüsünü göstereyim. Ekranımızı açıyoruz. Şöyle. Referans Android arayüzü. Referans Android arayüzü var burada. Kamerası da burada. Hızlı bir menüsü olduğunu söylemiş olalım. Bildirimlerimiz olmadığı için şu anda bildirimimiz yok. Ama dediğim gibi yani şöyle yapalım Tolga, sen bu telefonu UKT yap, uzun kullanım testi yap. Bu uzun kullanım testiyle beraber hani merak edilen birçok şey var. Pil performansı ısınıyor mu, ekranı çiziliyor mu, malzeme kalitesi nasıl, bunların cevaplarını paylaşmış olalım. Aynen. O zaman ne yapalım, yavaştan yayını kapatalım. Olur, ben senin de son bir sözünü alayım, şöyle göstereyim seni. Artık bitirelim çünkü yaptığımız telefonun şarjı bitecek herhalde. Uzun periskop canlı yayınlarından bir tanesiydi. Kısa bir tasarrufu nasıl demiş, sar değerini sormuşlar. Bunların hepsini detaylı inceleme de yapalım o zaman. Şimdi arkadaşlar, genellikle hep telefonu inceliyoruz, karşınıza çıkıyor. Şunu söyleyebilirim, 1000 lira altı segmentte hep telefonların bir kısmında eksiklikler olabiliyor. Ama bu telefonun teknik özelliklerine baktığında her konuda şeyin üzerinde, hani bir standart üzerinde, yani 3000 mAh beni en çok etkileyen noktası oldu. Ayrıca Snapdragon 615 işlemcisi, 8 çekirdekli olması çok iddialı. Ekranı 5.5 inç, Full HD, evet. Kamera özellikleri güzel. Yani tabii şu anda uzun süre deneyimleyemedim ama
gördüğüm kadarıyla bu telefon alınıp uygun fiyata güzel bir çözüm olarak paranız cüzdanında kalacak bir çözüm olacak. Basın toplantısı sona erdi. O zaman biz buradaki arkadaşlarla beraber veda edelim. Güzel bir toplantı oldu. Aynen, ben de mutlu oldum. Bir sürü yeni insan gördük yani. Peki o zaman. Hadi insanla kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.